Taşın üzeri tamamen deniz kabuklarıyla kaplı. Daha önce burada deniz varmış Saraköy'ün olduğu yerde. Ve bu kumlarla harç yapmışlar. Tamamen taş yol ve sütunlardan oluşuyor. Eski Roma yazıları. Bir olimpiyatta berabere kalma durumu falan var. Onun yazıldığı bir şey taş. Evet. Orijinalinden alınıp buraya yerleştirilmiş. Olabilir. Duvara yerleştirilmiş. Evet, içeride bizi neler bekliyor? İçeride bizi kilise, temelli yapılar, tonozlu yapı, latrina ve anıtsal çeşme. Evet, burası şehrin merkezine giren giriş kapılarından bir tanesi. Burada giriş yapılıyor. Yerleşim alanları ve sağ tarafta alışveriş merkezi varmış büyük ihtimalle. Şimdi onu göreceğiz. Sütunlar hala çok temiz. Çok geniş bir alana yayılmışlar. O dönemin üç büyük şehrinden birisi. Hatta burada üç demek yanlış, denizde ona kadar sayabiliriz bunu. Roma'ya konsül göndermiş şehirlerden bir tanesi. Bu kemerli yapı zamanında alışveriş merkeziymiş. Oraya işte sonradan böyle aralara hep yazılı şeyler koymuşlar. Herhalde mesela o dikine yazılır mutlaka. Bir yerden alıp buralara konulmuş. Aynen, o dikine yazılır mutlaka. Hatta dikine şurada kodlamaları yapılmış ama. Evet. Alta yazıyı almışlar orada, anlatmışlar. Evet. Burası tamamen toprağın altındaymış bu kemerli alan. Bizans kilisesi. Sonradan çıkarmışlar burayı. Çok iyi çıkarmışlar ama. Evet. Tamamen toprağın altında gömülünce. Baksana şeylere. Duruyor yani. Evet. Çıkılmaz sana. Bir de sana fark etmedi.
desenlerimiz var ya. Çok iyi korunmuş bir alan. Tamamen toprağın altında kaldığı için büyük bir artısı oluşmuş. Ve gün yüzü. İşte onu orada yazıyor. Mesela geçmişte de vardı bilirsen. Zamanında asıl bir namı buraya koyuyor. Yani onların için dair ben yapabiliyor. Öyle ama taş yapmak yerine hızlı onları kapıyor bence. Tripolis taş sokaklarında geziyoruz. Belki de şimdi ne kutluyorlar? Yerel köylülerle muhabbet edeceğiz. Evet. Şehrimiz hakkında bize ne anlatabilirsiniz? Burası çarşı işte. Burada balık pazarları falan. Dükkanlar, ipek kumaşlar, baharatlar. Oy, oy. Buralarda onlar vardı. Artık yok. Artık yok. Yediniz hepsini. Ya miras yediler ya. Çarşıya benziyor değil mi burası? Evet, bu ana cadde. Artık şey, geze geze alıştık. az çok tahmin ediyorsun. Evet. Burası mini bir arena mı yoksa? He? Burası diyorum mini arena mı yoksa? Hayır. Burada gösteriler yapılırdır. Yine şuradan izlenirdir. Bak oradaki taş zeytinyağı sıkma taşı çok büyük. Bakalım. Evet. Burası Tripolis'in ana meydanı. Yanda sütunlar var. Oturma yerleri var. Ana meydanda dikili bir taşımız var. Zeytin sıkmak için kullandıkları büyük taş çanak. Çok güzel ve hala sağlam yürüme yolu. Altıgen taşlarla süsler oluşturmuşlar. Arada geçişler var. Zannedersem cadde üzerinde dükkanlar ya da sokak geçişleri olabilir. Merdivenler mevcut.
Evet. Bütün yazılar var ya, yazıların altındaki imza notuna bak, hep kalp var. Bir şey birisi ya, sevdiği için mi yapmış? Ya da bir şair var burada yazan. He. Onun imzası. Evet, ya da mimarın. Bakar mısın şeye, şu üsttekinin altındaki şekillere bak. Bir böyle V şeklinde geliyor, bir de böyle dolambaçlı geliyor. Aynen. İki tane farklı çalışma. Ne yapıyoruz? Yukarıya çıkacağız. Tiyatroyu yukarıdan göreceğiz. Ha, çıktıysa tabii. Tiyatro çıkık da aşağıda. Onun için yukarıdan göreceğiz. Tripolis mantarı var. Tripolis mantarı. Bir tane daha var orada.
Full yani belli. Hep bak, yukarıda, beyaz beyaz var. Zaten taşlar var. Tabii canım yukarısı var. Şey değil mi? Bir şey anlatıyor ama böyle komik de anlatıyor. Evet, çok evet. Dinleyesi geliyor insanın. Öyle şeyleri var. Atakan da çok sevmişti ilk tanıştığımda. Onun bazı kelimeleri vardı da böyle işte bir şey anlatırsın, örnek verirsin. Atakan veriyordu işte Avrupa'da şöyle falan filan. Babam diyordu ya sen neyle karşılaştırıyorsun falan. Bir an dedim beni götürecek herhalde. Elde mi dokuyorsunuz? Hep. Elde hep böyle bizim. El yani dokunmak. Şu ürünler olduğu gibi. El dokunmak. Elde. Başka bir şeyden alalım. Evet. Teşekkür ettik, sağ olun. Onun ismi Ali var mı? Bak kızım sen. Selahattin abi bunların şeydi değil mi? İsmi? Şal Fular. Şal Fular, evet bazen değişiyor. Yani. Evet. Kravat falan. Yerine kullanıyorum ben genelde. Çok tatlı. Bugünler, hep bulduğum ki böyle farklı şey oluyor da artık bunlar da çıkmışlar. Bir tanesi bu olsun. Bakayım onu desene. Güzelmiş. Evet. Biri bu olsun, biri şu olsun.
gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Değişik kırlenta. Ne kadar bunlar? Efendim onlar 200. 200 lira. Elemeyi tamam. He ondan tamam. Baskı değil. Baskı değil. Güzelmiş. Değişik yüz figürleri. Ne kadar kırlenta? 100'den başlıyor 200'e kadar fiyatları değişiyor. Bunun da gözü çıkmış yukarı. Bir yandan yapıyorsunuz. Evet, çok güzel. İsim neydi efendim? Reyhan. Reyhan Hanım. Evet. Ne yapacağız? Siz bunu çizmelerde döküyorsunuz. Evet. Farklı yazı teknikleriyle beraber yazabiliyoruz. Şeyler, eski şişeler. Yapalım mı şimdi? Evet, yapalım. İler şişeleri. Kosalonumuza koyalım sizin emeğinizi. Tamam, evet. Sonra da tanıtırız. Ne zaman ne kadar buradayız? Ha, çok kısa süreli. Ne kadar sürersiniz? Uzun mu sürer? Yarım saat. Merhabalar, ismim Kenan Namlı. Buldan'da dokuma pazarından sesleniyorum sizlere. Makinem 1874 yapımı. Tamamen el emeği. Göz nuruyla yapılan bütün ürünlerim. Buldan'a gelecek olursanız misafir olarak her zaman için bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.